Sevgili dostlar, herkese merhaba. 40 derecelik sıcak bir İzmir gününden. Oh, inanın çok yoruldum arkadaşlar, çok sıcak. Yani abartmıyorum ama 50 derece vardır güneşte herhalde. Neyse, bugün otobüsümüz otogarda çalışmaya başlayacak. Bunun ilk adımını atıyoruz. Şimdi aracı park ettiğim yere gidiyorum. Birazdan otobüsü alıp İzmir otogarına götüreceğim. Orada çalışacağımız firmanın logoları vesaire giydirmesi yapılacak araca. Acaba hangi firma yazacağız, merak ediyorsunuz biliyorum. Birazdan görürsünüz, sabırlı olun. Şimdi otogara doğru gidiyorum. Arabaya yaklaştım. Video devam ediyor. Evet arkadaşlar. İzmir garajının bilinmeyen yüzü. Kimler biliyor burayı bilmiyorum ama İzmir garajında böyle bir yer var dostlar. Görüyorsunuz değil mi? İzmir garajı burası. İzmir. İstanbul değil, Esenler değil. Ben de ilk girdiğimde hayret etmiştim. Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum ama var dostlar. Ben şöyle sola doğru yanaşacağım. Birazdan devam edeceğiz. Evet dostlar. İzmir garajı. Şuralar peronlarmış eskiden. Evet dostlar, gördüğünüz gibi yazı işi bitti. Kamil Koç hayırlı olsun. Şimdi arabanın birazcık bagajlarını ve yatağını temizledim. Bakın arkadaşlar, yatak burası. Şu gördüğünüz yerleri önce sabunlu fırçayla sildim, sonra bezle sildim. Ondan sonra iki tane battaniyem vardı. Onları asıp fırça sapıyla vurdum, tozlarını attırdım. Şimdi yatağın kurumasını bekliyorum. Yatak kuruduktan sonra yatağı sereceğim. Bu yatağın aynısından bir tane daha yaptırdık dostlar. Çünkü atıyorum buradan Ankara'ya gittik. Ankara'da 4 saat boşumuz var. Bu araba 2+1 olduğu için yatacak bir koltuk yok. Şoförün biri burada yatacak. Diğeri de yer yatağını bagaja atıp orada yatacak. Aynısından bir tane daha yaptıracağız. Evet dostlar, durum şimdilik böyle. Sanayideyim. ATS garaj denilen yerde. İzmir'de. Koltuk numaralı başlıklar gelecek bugün. Onlar takıldıktan sonra koltukların girdiği raylar var. O raylara plastikler takılacak ve araç sefere hazır olacak. Bakalım bizi neler bekliyor. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.